Merhaba sevgili çocuklar. Telafi eğitimi video serimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. gün videolarını çekeceğim. Hayat bilgisi dersi için. Konumuz güvenli hayat, güvenlik kuralları. Canımızın güvende olması ve kazalarla karşılaşmamak için uymamız gereken kurallar vardır. Bu kurallar güvenlik kuralları olarak adlandırılır. Güvenlik kuralları sadece evde değil, yolda, okulda, cadde ve sokakta, taşıtlarda, kısacası her yerde uymamız gerekir çocuklar. Evet, A etkinliğinde aşağıdaki görsellerden güvenlik kurallarına uyulmayan durumların bulunduğu görselleri işaretleyin diyor. Güvenlik durumunda sıkıntılar olanları soruyor bize. Bakalım neler varmış. Evet, görmüş olduğunuz gibi çocuklar burada güvenlik konusunda biraz sıkıntı var. Merdivenlerde böyle bir hareketlerin yapılması belki düşmesine sebep olabilir. Bu hatalı bir hareket diyebiliriz. Kalemimizi tutayım. Mesela bir bebeğin pencereden böyle sarkması gene keza sıkıntılı bir durum diyebiliriz. Bakalım. Annesinin elini tutması yürüyen merdivende, bu durumda bir sıkıntı yok. Bu doğru bir davranış. Burada ise görmüş olduğunuz gibi yanan bir şeyi tutuyor. Bu da güvenlik konusunda bir sıkıntılı durum oluşabilir. Düştüğü zaman yakabilir bulunduğu ortamı. Bu da hatalı. Evet, bakalım. Kesinlikle suyu açıp bırakmış. Bu evde su baskınına neden olabilir. Bu da hatalı bir durum diyebiliriz. Bu da kesinlikle çocukların ulaşamayacağı bir yerde olan deterjan, çamaşır suyu gibi ürünlerin çocukların ağzına götürmesi ve daha tehlikeli durumları ortaya çıkartır ki bu da hatalı bir durumdur. Bu da güvenlik sorunu diyebiliriz çocuklar. Evet, sadece şurada bu güvenliydi. Diğerleri güvenli olmayan durumlardı diyebiliriz. Evet, aşağıdaki ifadelerden doğru ise başındaki kutucuğa D, yanlış ise Y yazalım diyor. Videoyu durdurup bunu önce sizlerin yapmanızı isterim. Daha sonrasında ise etkinliklerin cevaplarını görebiliriz. Pencere ve balkonlardan sarkmamalıyız. Kesinlikle şurada görmüş olduğunuz gibi bu çocuk tehlike arz ediyor. Merdivenlerden iniş ve çıkışlarda sağ tarafı kullanmalıyız. Sağdan inip sağdan çıkmalıyız çocuklar. Mesela inerken de sağdan, çıkarken de sağdan hareket etmeliyiz. Bu kurala uymalıyız. Asansörün kapısı açılır açılmaz hemen içeri girmeliyiz. Hayır, asansörün durduğunu görmeliyiz. Yoksa boşluğa ayağımızı atabiliriz. Ona da dikkat etmeliyiz. Bu hemen içeri girmek yanlış bir durum. Kibrit, çakmak, ocak, açıkta kablolar ve elektrik prizleri kazalara neden olabilir. Kesinlikle bu gibi durumlarda önceden önlemlerimizi almalıyız. Kibritle, çakmakla çok oynamamalıyız. Ocakta gaz sıkıntısı olabilir. Açıktaki kablolar da elektrik çarpmasına neden olabilir. Temizlik malzemeleri çok tehlikeli olabileceği için bunlara dokunmamalıyız. Tabii ki deterjan gibi ürünler, bunlara dokunduğumuz zaman tenimiz zarar görebilir. Hatta yani yanlışlıkla içtiğimiz zaman bunlar da midemize, yani iç organlarımıza zarar verebilir. Dokunmamalıyız demiş. Doğru. Evde gaz kaçağı, yangın olduğunda oturup beklemeliyiz. Kesinlikle hayır. Evde gaz kaçağı ya da yangın olduğunda güvenli bir şekilde o ortamı terk etmeliyiz. Bu yanlış bir durum olmuş. Cam dolaplardan istediğimiz gibi malzemeleri kendimiz alabiliriz. Cam dolaplara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bir hatalı durumda cam kırılabilir ve üstümüze cam parçaları gelebilir. Bu yüzden kendimiz almamız biraz hatalı olur. Yanlış diyebiliriz buna da. Evet sevgili çocuklar. Aşağıdaki temizlik malzemelerinden hangisini kullanabiliriz? Deterjan, çamaşır suyu gibi ürünleri kullanmamalıyız. Bize, cildimize zarar verebilir. Ama sıvı sabunu her vakit kullanabiliriz. Bunlar sağlığımız için önemlidir. C diyebiliriz çocuklar. Şimdi ise yeni bir konumuz var. Trafikte insanlar. İnsan, hayvan ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine trafik denir. Araçla ya da yaya olarak sokağa çıkan insanlar da trafiğin bir parçası olur. Kurallara uyulmadığında kazalar meydana gelir. Çevremizi incelediğimizde insanların yaptığı doğru ya da yanlış davranışları gözlemleyebiliriz. Örneğin,
Karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemeyen Erol'un davranışı doğrudur. Taşıtlar arasında koşarak karşıya geçmeye çalışan Cemil'in davranışı ise yanlıştır. Cemil bu davranışıyla canını tehlikeye atmıştır. Yani yeşil ışık araçlar için yanıyorsa biz yayalar olarak bekleme zamanı. Ama yayalar için yanan yeşil ışıkta biz geçebiliriz diyor aslında. A etkinliğine bir bakalım. Aşağıdaki görsellerden trafik kurallarına uymayan durumların altlarındaki kutucuğu işaretleyelim. Evet, bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şunu biraz büyütelim şöyle daha net görürsün diye. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi yaya kaldırım, yaya geçidinden geçerken güvenli bir hareket etmiş oluyor yayalar. Yani şuradaki insanlar araçların şu çizgide geçen insanları gördüğü zaman durması gerekiyor. Yine aynı şekilde arka koltukta oturan çocukların da emniyet kemeri takması doğru bir davranış. Ama bir çocuğun bisikletiyle yola çıkması tehlike arz edebilir. Trafik kurallarına uyulmamış diyebiliriz burada. Çünkü araba geçerken araba yolundan direkt karşıya geçmeye çalışıyor. Yine aynı şekilde araçlar için de kırmızı ışıkta geçilmesi hatalı bir durum diyebiliriz çocuklar. Burada ise görmüş olduğunuz gibi üst geçitten geçen bir yaya var. Bu doğru bir davranış ama burada görmüş olduğunuz gibi traktörün üstünde, yüklerin üstünde bir de gitmesi hatalı bir davranış diyebiliriz. Çünkü kaza anında güvenlik önlemi olmadığı için hayatını tehlikeye atmış diyebiliriz. Keza yine burada da aracın camından dışarıya herhangi bir vücudumuzun organını, mesela elimizi, kolumuzu, başımızı dışarı çıkarmamız tehlike arz edebilir. Bu hatalı bir davranıştır. Görmüş olduğunuz gibi burada da yayalar için kırmızı yanıyor ve karşıya geçmiyor. Doğru bir hareket, çünkü yayalara kırmızı yanıyorsak kırmızı dur demek, burada durması gerekiyor. Bu da doğru bir davranış diyebiliriz sevgili çocuklar. Aşağıdaki soruları bir cevaplayalım diyor. Evet, defterleriniz ya da kitabınız açık olsun, cevaplarını sizler vereceksiniz. Ev ödevi kısmı bu. Yayalara kırmızı ışık yanıyor, ancak birisi karşıya geçmeye çalışıyor. Ne yapmalıyım? Evet, ikinci sorumuz. Yakında üst geçit var. Ancak insanlar araçların arasından, karşıdan karşıya geçiyorlar. Ne yapmalıyım? Evet çocuklar, aslında bu videoda bunların cevabını vermiştim. Bunlar ev ödevi olarak veriyorum size. Ve cevaplarınızı yazdıktan sonra birbirinize sormanızı, cevaplarınızı kontrol etmenizi isterim. Ara ara böyle ev ödevleri vereceğim size. Aşağıdaki insanlardan hangisinin yaptığı yanlış bir davranıştır? Evet, görmüş olduğunuz gibi yeşil ışık yandığında araçların geçmesi doğru bir davranış. Emniyet kemerini takması arabanın içinde doğru bir davranış. Ama görmüş olduğunuz gibi burada kaldırıma, yani yayaların yürümesi gereken yere aracını park etmesi yanlış bir davranıştır diyebiliriz sevgili çocuklar. B burada hatalı davranıştır. Evet sevgili çocuklar, konumuz burada bitiyor. Güvenli hayat, güvenlik kuralları, trafikte insanlar konularını bu şekilde gördük. Size bir de kısa bir ödev vermek istiyorum. Kitabı olanlar bir önceki dersimizin ünite değerlendirme testini de yapabilirler. 100 ve 101. sayfayı yapmalarını istiyorum. Evet sevgili çocuklar, bugün hayat bilgisi telafi eğitiminin 3. videosunu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.